Ben Mert. Bu videoda sizlerle Car X Drift Racing oyununun yani mobildeki oyununun PC versiyonunu inceliyoruz. Oyun Steam'de mevcut. Steam üzerinden indirip arkadaşlarınızla online bir biçimde bilgisayar üzerinden oynayabilirsiniz. 16 lira gibi bir ücreti var. Çok pahalı değil çünkü parasını hak eden bir oyun. Direksiyon seti desteği var. Çok hani böyle 9 derecelerde falan olmasa da direksiyon seti desteği var. Biz de bugün bir ilk bakış yani ilk bakış yani ilk defa oynayacağız. Pazartesi günü yani bu videoyu çektiğim gün cumartesi. Bugün ayın 30'u. Büyük ihtimal pazartesi günü hem masam geliyor Emre Bozkurt'un masasından. Hem de G29 alıyorum. Büyük bir ihtimal eğer o ikinci el bulduğum satılmazsa. G29'umu alıyorum. Birkaç parça eşyam da pazartesi günü kargoya veriliyor ya da büyük ihtimal pazartesi günü kargodan geliyor. G29 için vites topuzu sipariş ettim. Video sonunda hepsini göstereceğim. Zaman eğer unutmazsam. Şimdi oyunumuza geçelim. Car X Drift Racing mobil versiyonu da vardı. Çok güzel oyundu. Mobilde cidden en iyi grafiklere sahip, en iyi oynanışa sahip drift oyunuydu. Bunun bir de Car X Highway Racing çıktı. O da mükemmel bir oyun ve hala telefonumda oynuyorum. Oyunu ilk açtığınızda Mazda MX-5'in lisanssız versiyonunu görüyorsunuz. 6000 lira bir para veriyor. 6000 coin. Yani o arabayı satın almam için. İlk baştaki ilk 3 araba 5000. Sonra yani 4 araba pardon. Sonrasında seviye gerektiren arabalar çıkıyor. Burada Skyline R32 GTR var. İşte Dodge Challenger RT var. Bunun tam modelini bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Aynı model zaten. Dodge Ram var. Ne bu? Nissan 180 SX olabilir. 230 SX olabilir. Burada yine bir Skyline var. Nissan'ın. Burada geleceğe dönüş arabasındaki araba var. Bu neymiş abi? Bunu bilmiyorum. E30 var. Benim planım bu. E30 almak. Tırmır var ya. Düşünün. Chicago'nun tırmırı var. Tövbe estağfurullah. Bir şey olmuş oyuna. Biz bugün Tofaş'a benzeyen bir arabayla anlayacağız. 1280 coin'imiz var. Online multiplayer oynayabiliyorsunuz. Normal drift yapabiliyorsunuz. Zamana karşı oynayabiliyorsunuz. Ve training yani eğitim bölümünü oynayabiliyorsunuz. Biz multiplayer girelim. Rus server'ı var. Yabancıların oynadığı server'lar var. Kendilerinin kurduğu. Biz de kurabiliyoruz. Create diyoruz. İşte haritayı seçiyoruz buradan. Camiro, Parking Bay falan diye. Kuralım mesela bir tane. 1803 olsun. Enter server name. Fuck this shit olsun. Shit böyle mi ya? Öyle bir şeydi. Create diyelim. Kuralım. Böyle bir yer. Oyunun kontrolleri çok basit. Hani sağ sol ok tuşları, yukarı aşağı ok tuşları, Z debriyaj, space el freni, kamera, işte vites 1, vites 2, vites 3 falan çok abartmamışlar. Yani arabanın sürücüsünü gizleyebiliyoruz. Arabanın direksiyonunu gizleyebiliyoruz. Burada eğer direksiyon setiniz varsa bunu bağlayıp full ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ondan sonra işte bu gibi ayarlar oyunumuzda mevcut. Baya güzel bir oyun. Bundan sonra inceleyeceğim oyunda Jido Kuş Kayı neydi? Jido Usa Şaka Şakay. Ay acayip bir oyun. Ben bunu ilk denemek için aldım. 11 lira bir ücreti var Steam'de. Güzel bir oyun. Bu fotoğraf modu falan var. Aynı Car X Drift Racing'in mobil versiyonu gibi. Şimdi başlayalım. Araba hızlı olmadığı için pek iyi anlayamıyor. Ve otomatikte oynuyorum. Büyük ihtimal direksiyon seti gelince daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Böyle ufak ufak yanlamalar yapabiliyoruz. Araba stok dediğim gibi hani bir şey yaratmıyor. Böyle drift etkisi yaratmıyor karşımızda. Allah ya anlayamıyorum. Benim köpeği çağırdım. Adı da Zeytin. Bayağı kapkara bir şey. Kamera aldığım zaman canlı yayında bir kere onu gösterdim. Ya da video çekerken falan. Unutmazsam. Klavyede drift zor. Assetto Corsa'mda görmüş Corsa'm Assetto Corsa'mda sanki oyun benim. Assetto Corsa videomda görmüşsünüzdür belki hani yanlamıyor. Ya da Tofaş Şahin bir yanlama ayarı var. Ben yapamadım.
Normalde geceleri ben ekibin drift sunucusuna giriyorum. Orada yanlıyorum. Güzel oluyor. Bakalım. Belki şey yapabilirim, o G29'un ikinci elden almaya giderken hani vlog çekebilirim. Bak şimdi manuel vitesimiz olsa orada vites düşürürdük. Şey yapardık. Güzel, alıştım ama. Birazcık alıştım. Oyun böyle, gayet güzel oyun. Hani paranız yok ama eğlenmek istiyorsanız, yani paranız çok yoksa, hani böyle bir Assetto Corsa alacak kadar paranız yoksa, ya da mantıklı bir direksiyon setiniz yoksa, ufak tefek Snoopy'dir, ne bileyim Goldmaster'dır gibi direksiyonlarınız varsa, hiç Assetto'ya para bayılmayın. Abi indirin, ya da bunun belki korsanda vardır, o parası olmayan oradan indirebilir. İsmini zaten video başlığında belirteceğim. İndirin abi, bence çok eğlenceli. Direkt yapıştırın yani. Klavyeli olduğu için böyle oynuyorum, hani direksiyonu alsam alıştırmaları yapacağım. Oyun bayağı güzel. Böyle kısa bir videomuz olsun bu oyunu tatmak için. Şimdi diğer videoyu çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Önemli yerlerde mutlaka sorularınızı yazın. Hatam varsa onu da yorum olarak bırakın ki ben bir sonraki videomda o hatayı yapmayayım ya da gözden kaçırdığım bir şeyi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, iyi akşamlar.